TRT1'deki Mehmet Akif Ersoy anma programında altını çizerek bir şey söylemeye çalıştım. Kahraman tarifimiz var bizim. Kahraman deyince ordusunun başına geçip ülkeler fetheden adamlar akla geliyor. Halbuki kahraman sadece o değil. Akşemseddin bir kahraman, fetih fetih büyüyor hala. Fuzuli bir kahraman, beyit beyit zamana meydan okuyor. Sinan bir kahraman, kubbe kubbe sonsuzlaşıyor. Ve milletinin istikbalini şahsi ikbaline tercih ederek her gönülde muazzam bir yer sahibi olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu bir kahraman. Bugün bir kahramanı anmak için bir araya toplanmışız. Siz hepiniz farkındasınız ama kahramanlar anılmak kadar anlaşılmayı da hak ediyorlar. Çok seviyoruz. Sevmek delil ister. Ona benzemeyen adam onu çok seviyorum derse iddiadır. Ben nasıl bir merhum genel başkan hatırlıyorum? Bir misal vereyim benzeme babında. Kanal A'da bir sahur programı yapıyoruz. Konuğumuz merhum genel başkan. Efendim dedim, çok özlediğiniz bir şey var mı? Çok istediğiniz bir şey var mı? Kardeş dedi, şöyle bir söğüt gölgesinde uzanmayı özledim. Çok zor bir şey değil bir söğüt gölgesinde uzanmak ama milletini dert eden, medeniyetini dert eden, ülkesinin yarınlarını düşünen bir adam için söğüt gölgesinde uzanmaya vakit yoktu. Bugün seviyorum diyen bunları dert ediyorsa seviyordur. Hevasının hevesinin peşinde koşup ben seviyorum demek olmaz gibi geliyor. Yalnız bir dakika, bir şey de anlaşalım. Niye öyle? Şair diyor ki, ben her şey mertçe olsun isterim. Dostluklar, düşmanlıklar ve aşklar. Yarı dalga olmamalı deniz. Ya durulmalı, ya kudurmalı. Ya köküne kadar saplanmalı hançer, yahut kınında durmalı. Yarı gönül vermemeli sevgili, eğer sonunda sevmeyeceksin. 3-5 kişi alkışladı, öbürleri niye duruyor? İnşallah, inşallah. Niyazım o ki, bu anma programları, bu anma programları aynı zamanda anlamaya da vesile olsun. Anlayıp onun gibi yaşamaya gayret etmenin de vesilesi olsun.